Herkese selamlar dostlarım. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda Galatasaray'daki son dakika haberlerini ve transfer gelişmelerini öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a geçelim mi? Olur. Galatasaray'a geçelim ve Galatasaray'da da bir transfer söylentisi var. İskoçya'dan Fraser, Ryan Fraser, Bournemouth forması giyen bir isim. Çok iyi futbolcu. Senin anlattığımız maçlarda hep üstünde durduğumuz değil mi? Ve maçı hiç bırakmayan, istersen haberimizi izleyelim. Ondan sonra izleyelim haberi. Olur, futbolcu. Heyecanlandım bir zaten Fraser'i. Heyecanlandım. Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir transfer haberi geliyor şimdi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İskoç basını Sarı Kırmızıların Bournemouth'lu Ryan Fraser'ı gündemine aldığını yazdı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 25 yaşındaki futbolcuyla Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi. Hücumda her iki kanatta forma giyebilen Ryan Fraser'ın daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi. Premier Lig'de bu sezon 28 maça çıkan İskoç futbolcu 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çalışma programında değişiklik planladığı öğrenildi. Terim'in futbolcularının sessiz atmosfere alışmaları için bazı antrenmanları Türk Telekom stadında yapmayı planladığı gelen haberler arasında. Fraser Galatasaray yolunda. Salgın nedeniyle lige verilen arada Sarı Kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı. Fatih Terim'in daha güçlü kadro oluşturmak istediği ve yönetmeye istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi. Sezon sonu forma giydiği takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun İstanbul'a taşınacağı iddia edildi. İşte detaylar. İskoçya'dan Daily Record, Ryan Fraser rotasyon oyuncusu olmak yerine Galatasaray'ı tercih edeceğini yazdı. Evening Express gazetesi ise Şampiyonlar Ligi en büyük hayali İstanbul'a taşınıyor ifadesini kullandı. Henry Onyekuru yeniden kiralamak için bir türlü Monaco'ya ikna edemeyen Galatasaray, Ryan Fraser ile anılmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu ile ilgilenmesi İskoç basınının da dikkatini çekmiş durumda. Daily Record, pandemi nedeniyle Premier Lig kulüplerinin özellikle rotasyon oyuncular için daha cimri davranacağını yazdı. Bu nedenle Jose Mourinho'nu rotasyon oyuncusu için kadrosuna katmak istediği Ryan Fraser ile ilgili Tottenham'ın başkanı David Lev cimri davranacağını belirtildi. Ayrıca Fraser'ın Tottenham'da rotasyon oyuncusu olmak yerine Galatasaray'da muhtemel bir Şampiyonlar Ligi oyuncusu olmayı tercih edeceği belirtildi. Bu arada Ryan Fraser'ın doğum yeri olan İskoçya'nın Aberdeen kentinin yerel gazetesi Evening Express ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemesi durumunda şehrimizde yetişen Ryan İstanbul'a taşınacak şeklinde haber yaptı. Ryan Fraser'ın yakınlarına dayandırılan haberde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak en büyük hayali ifadeleri dikkat çekti. Ryan Fraser çok iyi bir futbolcu. Sürekli ileri gider gelir. Kısa boyuna rağmen çok hızlı ve atletik bir futbolcu. Eğer Ryan Fraser Galatasaray'a gelirse bu çok büyük bir iş olacaktır. Böyle takımların elinden futbolcu almak çok da kolay olmayacaktır. Ama haberde de bahsettiğimiz gibi Ryan Fraser yedek değil, az takımda oynamak istiyor. O yüzden Galatasaray'da bir adım öne çıkmış durumda. Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer. Finansal fair play yüzünden satmadan bonservis harcaması yapmayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna çözüm bulmuştu. Jim Bomb sezonun sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Seri ile Onyekuru ile ilgili kararını verdi. Monaco'ya Onyekuru için 5 milyon euro teklifte bulunan Sarı Kırmızılar Fransız ekibinden olumsuz yanıt almıştı. Sarı Kırmızı takımda kiralık olarak forma giyen Jean-Michel Seri'nin gelecek sezonda Galatasaray'da olması da beklenmiyor. Fulham'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Premier Lig'e geri dönecek büyük ihtimal. Seri ve Onyekuru'nun yerini Galatasaray doldurmuş durumda. Bu iki transfere de kesin gözüyle bakılıyor. Biri Mert Hakan Yandaş, diğeri ise Emre Kılınç. Zaten şu anda Emre Kılınç %100 Galatasaray'da deniliyor. Mert Hakan Yandaş'ta da ufak pürüzler kalmış durumda. Çünkü Mert Hakan'ın peşinde birçok kulüp var. Maalesef Seri ve Onyekuru ile sezon sonu ayrılıp Mert Hakan ve Emre Kılıç'ı kadromuza dahil edeceğiz. Galatasaray transfer piyangosu tam 8 milyon euro. Galatasaray transfer listesini oluştururken gidecek ve gelecekleri de belirlemiş durumda. Gideceklerin arasında bir numaralı hedef ise Belhanda olarak gözüküyor. Belhanda'nın peşinde birçok Arap kulübü var. Ama Belhanda Arabistan'a gitmeye çok sıcak bakmıyor. Avrupa'da devam etmek istiyor ama Avrupa'daki takımlar da Galatasaray gibi yüksek maaş veremeyecek.
Belhanda'ya daha önce 5 milyon euro teklifte bulunan Al Hilal şu anda teklifini 8 milyon euroya çıkardı. Belhanda'ya ise tam 5 milyon euro verecekler. Gerçekten de güzel para. Belhanda şu an teklifi düşünüyor olsa da her an gitmeye sıcak bakabilir. Sizin fikriniz nedir? Eğer Belhanda 8 milyon euroya giderse gelecek para hangi mevkiye ayrılmalı? Ancelotti Galatasaraylı yıldızın peşinde. Fatih Terim'den o ismi istedi. Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyendama'nın sakatlığı Avrupa'daki taleplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili bir haber daha ortaya çıktı. Afrika'da çıkan son haberlere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti yönetime verdiği defans transfer listesinin ilk sırasında Luyendama'yı yazdı. İtalyan hocanın stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını belirtti. Everton yöneticilerinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Galatasaray'ın da 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakacağı kaydedildi. Fiziksel olarak öne çıktığı belirtilen Luyendama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın Standard Liège'den 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyendama toplamda 32 maçta görev aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Eğer sakatlığı olmasaydı sezon sonunda kesin gözüyle bakılıyordu transferine. Sizin fikriniz nedir? Luyendama satılacaksa en aşağı kaç milyon euroya satılmalı? Galatasaray'ın genç yıldızın peşinde Freiburg var. Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg, gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti. Çağlar'ı 21 milyon euroya Premier Lig'e gönderen Freiburg'un bir süredir Emin'i izlediği ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Şu anda Fatih Terim Emin Bayram'a çok güveniyor. İlk 11'e girmesi haliyle çok zor. Çünkü Marco ve Luyendama var. Emin Bayram hatta Türkiye Kupası'nın bir maçında ilk 11 başlamış ve mükemmel performans ortaya koymuştu. Geleceğin Ozan Kabağı olarak lanse ediliyor. Bence Emin satılmak yerine kiralanması gayet mantıklı olabilirdi. Sizin düşünceniz nedir? Emin Bayram satılmalı mı Freiburg'a? Galatasaray ilk transferini yapıyor. La Liga devinden geliyor. Sarı kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı. Deneyimli teknik adam sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların yerine daha genç isimleri transfer etmek için çalışmalara resmen başladı. Teknik direktör Fatih Terim öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun boşluğunu doldurmak istiyor. Brezilyalı futbolcu Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmıyor. O da Brezilya'ya dönmek istiyor zaten. Galatasaray'da Mariano'nun boşluğunu yine bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. As'ın okuyucularını duyurduğu habere göre Sarı Kırmızıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi. 2008 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi. Teknik direktör Fatih Terim'in sağ bek mevkinde Şener Özbayraklı'dan ve Lines'ten istediği verimi alamaması sonucu arayışa girdiği öğrenildi. Transferde Galatasaray'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın zaten şu an ilk hedefi sağ bek. %100 sağ bek alacak, bunun kaçarı yok. Galatasaray'ın Arias'ı bonserviste alacağını pek düşünmüyorum. Kiralama yöntemine gidilebilir. Atletico Madrid'de de çok fazla şans bulamıyor. Atletico Madrid bu şekilde futbolcusunu formda tutmak için kiralama yöntemine gitmeye sıcak bakıyor. Bakalım gelecek günlerde bu transferde hareketli dakikalar yaşayabiliriz. Falcao'ya Nijeryalı partner. Falcao kalsa da gitse de Fatih Terim ayrılacak olan Florin Andona'nın yerine bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor. Scout ekibi özellikle ucuz ve gelecek vadeden bir isim üzerinde duruyor. Emre Utkucan ve ekibi Haaland'ın gölgesinde kaldı diyerek Belçika'nın Kotriş takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi. Litvanya'da 5 maçta 6 gol atan Moffi'nin Belçika'da ise 7 maçta 4 gol atabildi. Sol ayaklı 1.88 boyundaki Moffi'nin Belçika liginde yeni olmamasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğu anlatıldı. Terem Moffi çok genç ve aşırı potansiyelli bir futbolcu. 20 yaşındaki bir futbolcuya göre gol makinesi diyebiliriz. Yeni Erik Haaland olabilirmiş. Bu transfer oldukça zor görünse de Fatih Terim tüm kurşununu buraya saklamak istiyor. Terem Moffi'nin şu an transfer mark değeri 1.30 milyon euro. Galatasaray bu transferi 4-5 milyon euro aralığında bitirmek istiyor.
Hakan Çalhanoğlu'ndan flash itiraf. Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor canlı yayında Galatasaray'la ilgili flash açıklamalarda bulundu. İşte Çalhanoğlu'nun tüm açıklamaları. İtalyanlar Türkiye'ye çok yakınlar. Bayburtlu olarak Milan'da oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Milan'a severek geldim. Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Hem gelene hem de gidene çok saygım var. Gattuso'ya büyük saygım var. Takımda en yakın arkadaşlarım Zlatan İbrahimovic, Banekkar, Frank Kessié. Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı beğeniyle ilgili "Ben Galatasaraylı olduğumu saklamıyorum. Çocukluğumdan beri böyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum." yorumunu yaptı. Daha önceki videolarımızda da belirtmiştik. Hakan Çalhanoğlu koyu bir Galatasaray taraftarı. İstanbul'da olduğu zamanlarda da Galatasaray maçlarını kaçırmıyor. Galatasaray'da oynamayı, Galatasaray forması giymeyi o da çok istiyor. Hatta bu sene Belhanda'nın yerine Hakan Çalhanoğlu gelir mi tartışması dahi yaşandı. Sizce böyle bir transfer olur mu? Belhanda'nın yerine Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelir mi? Galatasaray'da Flash Mert Hakan Yandaş gelişmesi. Bu transferi Alex Telles bitirecek. Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonu Galatasaray 4 yıl önce 6,5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattı Alex Telles'ten yine para kazandı. Önce ertelenen sonra da tescil edilen Fransa Ligi'ni zirvede tamamlayan Paris Saint Germain Brezilyalı sol bek kadrosuna katmak üzere. Abola'nın haberine göre taraflar 25 milyon euro bonservis bedeline büyük ölçüde anlaşma sağlamış. Porto ile yapılan mukaveleye Telles'in satış karından %10 pay maddesi koyduran Cimbom bu transferden 1 milyon 850 bin euro kazanacak. Sabah'ın haberine göre de Sarı Kırmızılar bu rakamı yine transferde kullanacak. Mert Hakan Yandaş için Telles sayesinde kaynak oluştu. Galatasaray sözleşmesi sona eren Mert Hakan için TL üzerinden anlaşma sağladı. Oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeme sözü veren Sarı Kırmızılar bunu 15 Haziran'a kadar yatırmak zorunda. Bir yandan Fenerbahçe'de Mert Hakan'ı çok istiyor. Adeta aklını çelmeye çalışıyor. Ama Mert Hakan iyi bir Galatasaraylı olduğuna inanıyorum. Bence %99 bu transfer çoktan bitti.